Değerli dostlarım, Nahl Suresinin 90. ayeti kerimesine meal vereceğiz, tefsir edeceğiz. Sizlere kelime kelime açıklayacağız inşallah. İnna Allaha Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri muhakkak ki ye'muru bil adli, adaleti emreder. Vel ihsani, iyi davranışlar sergilemeyi, iyi bir insan olmayı ve ita idil kurba, akraba ve yakınlara da iyilik etmeyi, infak etmeyi, yani esirgemeden bol bol cömertçe bağış yapmayı ve insanları da bağışlamayı emreder. Adalet, ihsan ve infak. Bu üçü çok önemli. Buraya dikkat ederek adalet, ihsan ve infak kelimelerini anlayarak yüce Rabbimizin emrini hakkıyla idrak etmiş olacağız. Sonra ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi üç şeyden de men ediyor değerli dostlarım. Ve yenha sizi nehyeder yani size yasaklar şunları yasaklar ki nedir onlar? Alil fahşai fuhşiyatı yani çok çirkin olan aşağılık işlerden. Yani yalan, iftira, zina gibi helal olmayan, kısacası dinen yasak olan her şeyden Yüce Rabbim bizlere nehyediyor. Bize o kötü olan her şeyi yasaklıyor. Vel münkeri şeriata, Kur'an'a, sünnete muhalif olan bütün kötülüklerden yani lügat kitaplarından ne kadar kötülük varsa hepsinden bizleri men ediyor. Yasak olan her şeyden sakınmayı da bizlere emrediyor. Vel bagi eşkıyalık, canilik ve azgınlıktan yani haddi aşıp sapıklığa düşmekten de men ediyor. Zulüm ve hakka girmeyi de kul hakkına girmeyi de bizlere yasaklıyor. Ya'idukum le'allekum tezekkerun. Ya'idukum size öğüt veriyor. Yani Mevlamız bu ayetleriyle size derken hepimize nasihat ediyor ki le'allekum umulur ki Tezekkerun, düşünüp tezekkür ettikten sonra öğüt alırsınız diye iyiliklere talip olup emredileni yapıp yasaklardan kötü işlerden vazgeçelim diye Allahu Teala Hazretleri Nahl Suresi'nin 90. ayetinde bizlere tek tek açıklayarak nasihat ederek yol gösteriyor bizleri uyarıyor. Rabbimizin nasihatine kulak verip gönül verip ders çıkarmayı hayatımıza uygulayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. İyi insanlarla karşılaşmayı ve kötü insanlardan da uzak olmayı hepimize nasip etsin. Amin. Sohbetimizi feyizli, kazancımızı bereketli, bedenimizi sağlıklı, gönlümüzü afiyetli, ailemizi huzurlu, neslimizi imanlı ve şuurlu, Niyetlerimizi sağlam, amellerimizi makbul, internetimizi sınırsız, bağlantımızı kesintisiz eylesin yüce Rabbim. Gününüz, ömrünüz bereketli olsun. Allah'a emanet olun, esen kalın.